Efendim hoş geldiniz. Yine 27 dakika kaynattık da kaynattık. Efendim sonradan programı dinleyenler, biz programın başında ve sonunda atış serbest yapıyoruz. Ne dedikodular var, ne kahkahalar atıyoruz, ne gülüyoruz. Ya başına yetişin ya sonuna yetişin merak ediyorsanız. Efendim her hafta minimum 30 kişi, maksimum 98 kişi bugüne kadar. 3,5 senedir amatörce sohbetler ismi altında keyifle burada gülüyoruz, eğleniyoruz. Derneklerimize bakıyoruz hafta sonları 15-20 kişi. Biz her hafta hiç düzenli olarak buraya bir 30 kişi geliyoruz. Demek ki doğru yolu bulmuşuz. Efendim hoş gelmişsiniz. Bu hafta da başlıyoruz yine sohbetimize. Bu hafta sonu Almanya'daki fuar nedeniyle aslında bazı üstadlarımız programa dahil olacaklardı. İzin istediler çünkü yoldalar, Amerika'dan Almanya'ya geçiyorlar. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Bu hafta sonu Almanya'daki fuarda Mars on Earth adına bir stand kuruluyor. Gerek Barış Beyler, gerek İsmail Beyler, gerekse bu konuda emeği geçen kişiler anladığım kadarıyla uyduyla ilgili güzel prezentasyonlar yapacaklar. Onlara da başarılar diliyoruz. İnşallah kayıtlarını da alırlarsa izleyeceğiz. Yine bir fuar sonrası program burada yapacağız. Önümüzdeki haftalarda Amerika'dan Barbaros Beyler yeni yapmakta oldukları ürünle ilgili 8 band QRP dijital cihazla ilgili, alıcı verici cihazla ilgili bir sunum yapacak. Aynı zamanda eleştiriler, öneriler burada alacak. O programı kaçırmamanızı öneririm. Bunun yanı sıra yine biliyorsunuz bu sene yoğunlukla Erol Altaca okullarındaydık. Okulda yapılan deprem sonrası çalışmalarda binanın yetersizliği sabitlenmiş ve tadilatlar başlayacağı için okul taşınıyor. Antenleri her şeyi sökmüşler. Şimdi yeni yapılacak yere gidip yine ekip halinde QO100 altyapısını kuracağız. PT8'lerini kuracağız, LoRa yer istasyonlarını kuracağız. Yani biraz yoğun geçecek önümüzdeki günlerde. Biz de onlardan haber bekliyoruz. Yine okulumuzda eğitmen olan ve telsiz kulübünü de yöneten Erol Beyler bir anjiyo sanırım geçirecek. Önümüzdeki günlerde apar topar hastaneye kaldırılmış. Ona da buradan sağlıklı, bir an önce sıhhatli dolu günler diliyoruz. Gelelim, böyle hızlı hızlı geçiyorum, hemen birazdan konuya gireceğim. Bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir konuya geçeceğiz. Bildiğiniz gibi bazı ürünler üretmenin peşine düştük. Yiğitcan cidden hakkını vermek lazım. Dört dörtlük bir çalışma yaptı. HF, VHF, severometre, wattmetreyi çizdi, boyutlandırdı, sonuçlandırdı. Biz de ondan gelen dokümanları dijital ortamda Türkiye'deki üreticilere yolladık. Fiyat alabilmek ve iyi de fiyat olsun diye 100 adet fiyat istedik. 50'yi de aynı fiyata yapıyoruz derlerse minimum ne yapıyorlarsa ona okey diyeceğiz. Sadece fikir vermesi açısından ve biliyorsunuz biz bunu yapacağız. Çok da para kazanacağız. Altımıza Porsche'lar çekeceğiz. Yok böyle bir durum. Çünkü bu hafta kulağıma başka şeyler de geldi ama onu burada söz etmeyeceğim. Kayıttayız. Efendim biz biliyorsunuz yaptığımız şeyleri hiçbir şekilde karlılık için yapmıyoruz. Onun için burada rahatlıkla paylaşıyorum. İki tane büyük baskılı devre üzerine çalışan Türk firmasına yolladık. İki tane PCB yan yana basılıyor. Bunlar severe ve wattmetrenin ana boardları. Bunlar basıldıktan sonra komponentler üzerine dizilecek. Şu an AliExpress'ten yaklaşık 460 liraydı. Şimdi de 500 küsür lira olmuş sanırım. Ön panelleri geldi severometre ve wattmetrelerin. Onlara güzel bir dış kutu alüminyumdan, Eloxol alüminyumdan şu an dizayn ediliyor. Üzerlerine seligrafiyle yazılar yapılacak, komutatör konulacak, arka tarafa bir power girişi olacak. Bunların bütün gelişmeleri burada programda sizlere de sunulacak. Beğenmediğiniz bir yer olursa söylersiniz, yerini değiştiririz. 100 tane board'un, komple içindeki board'ların bir firma 20 bin lira fiyat verdi. HF'i Türkiye'de imal ederiz, VHF'i biz burada yapamayız, yurt dışına yollarız dediler. Şeyde ise, efendime söyleyeyim, diğer firma ise 5 bin lira bir fiyat verdi. Yani 100 adede böldüğünüzde komik bir fiyat çıkıyor boardlar. Ama takribi fiyatlar bu. Şimdi yurt dışından fiyat istedik. Severometre, wattmetre 1 kilovata kadar olan cihazın
Şu an minimum 100 adet board'un fiyatı 5000 küsur lira. 5400, 5600. Onlara pek takılmıyorum. Şimdi yurt dışındaki daha evvel baskılı devre yaptırdığımız firmadan da bilgileri gelir gelmez sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi ekranı 460'a geldi ama şimdi 500 küsurlara herhalde çıkacak o. Tabii dövizle doğru orantılı. Maliyetleri çıkardıktan sonra da sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz RX2 Alpha Hotel vardı. 7 MHz dinleyici. Onu 0-30 arası dinleyici haline getirdik. Sevgili Levent Beyler ve Türker Beyler ayrı ayrı çalışıyorlar. Bir tanesi 5 santime 5 santimin içine sığdırdı bunu. O belki hazır olarak gelecek. Diğer modülleri siz takacaksınız. Onlar da nihai çizimler bitince burada kendileri prezente edecekler. Yine yorum alacağız, öneri alacağız. Onlar için de fiyat alacağız. Böyle güzel bir şeylere girişiyoruz. Maniple zaten Ömer dostumla gidiyor. Anten konusunda Ali dostumla birlikte 2 Alpha Hotel, 2 Alpha Foxtrot Hotel... Niye ben söylemem? 2 Alpha Foxtrot Alpha ile birlikte oturduk, konuştuk. İşte toroidler konuştuk, bobinler konuştuk. Gel gelelim ben her konuştuğumu üstadlara da soruyorum. Üstadlar da dedi ki, siz dedi niye toroidlerle uğraşıyorsunuz? Toroidin çünkü tanesi 400 küsur lira Metin Bey'de. Kilowatt basacağınız zaman birkaç toroid üst üste koyacaksınız. Daha bismillah kutusuna, kablosuna, işte nickel free konnektör şeylerine geçmeden alet 1000 lira oldu. Biz zaten ucuza çıkarmaya çalışıyoruz anteni. Öyle olunca üstadlardan biri şey dedi. Ya dedi, niye dedi şey yapmıyorsunuz? Normal kabloyla sarmıyorsunuz. Ben bütün antenlerimi kendim yaptım. Toroide moroide falan da sarmadım. Öyle yüksek vataja da çıkmanıza gerek yok. 500'e kadar yapın, 300'e kadar yapın ama yapmış olun. Şimdi onun üzerine konuşuyoruz. Bugün de konuklarımız eğer iştirak ederse yine anten ve bu konularda konuşuruz. Bugün zaten konumuz anten. Efendim geçtiğimiz aylarda yine dernekte bulunduğum zamanlarda bir abimiz bana bir doküman elime tutuşturdu. Bunu bir türlü dedi ben Türkçeleştiremedim. Florida Amateur Radio Club. Bilmiyorum bugüne kadar hiç duydunuz mu, şey yaptınız mı? Öncelikle herkese bir ekran paylaşımı vereyim. Programın akışında unutuyorum ben onu. Evet, bir de AFA'ya ortak oturum sahibi. Ben düşersem diye bunları da yapıyorum. Ortak oturum sahibi yaptım. Evet, efendim Florida'da böyle bir amatör kulübü var. Ve çok da keyifli, büyük bir ihtimalle yaşları minimum bizim yaşlardadır. Maksimum kaça gidiyor bilmiyorum. Çok da keyifli bir site yapmışlar. İşte amatörcesohbetler.com'u da önümüzdeki bir zaman diliminde biri yardımcı olursa ben de bu hale getireyim diyorum. Çünkü burada çok güzel bir şeyler var. Toplantı tarihleri, işte field day'ler bilmem neler her şeyi yazmışlar. Bugün konuşacağımız şeyler bu Amatör Radio Club'ın The Village Florida Amatör Radio Club'ın düzenlediği böyle bir doküman. 2015 tarihli. Bugün aslında vakitsizlikten ben bunu Türkçeleştirip öyle gelecektim programa. Başladım. Bir 10 sayfa falan bir şeyler yaptım. Sonra işler yoğunlaşınca dedim boş ver ben orijinaliyle yapayım. Zaten herkes söz alacaktır. Antenler üzerine konuşacaktır. Bu dokümanı hazırlarken binalarımızda, evlerimizde, açık arazilerimizde, bahçemizde, özellikle Murat Bey herhalde hitap ediyor bu doküman. Daha evvel hiç okudunuz mu Murat Bey, gördünüz mü bu dokümanı? Ya bununla ilgili birkaç tane belge bende olacak ama şu ekranı baştan bu tarafa alayım. Tahmin ediyorum bu şeyin PDF formatında birçok şey bende olması lazım. Şimdi bu niye bunu soruyorum? Çünkü tam size hitap eden şekilde zaten birazdan bazı resimler paylaşacağım. Yani böyle havuz kenarında, bahçelerinde anten kurarken çekilmiş. İnceden de montaj. Abi hepimizin anteni var ama havuzu yok yani. Arada sırada söyleyeceğiz bunu.
Ama şöyle Topraklama için çok... biraz tabii ki sulu nemli ortam şey oluyor. Yani bizimkisi sadece amatörlük için yani yoksa. Tabii ki topraklama daha iyi olsun diye. Mutlaka. Efendim dökümanı hazırlarken çok güzel bir giriş yapmışlar. Yani diyor ki bir amatör diyor önce hangi bantta çalışacağına ve hangi modda çalışacağına karar vermeli. Aslında geçtiğimiz sohbetleri dinlerseniz göreceksiniz. Murat Beyler de aslında 5 aşağı 5 yukarı hep bunu söylüyor. Yani kardeşim ben manipleciyim diyor. Maniple beni ilgilendiriyor diyor. Yani gideceği metraj, gideceği ülke, anten türü, frekans ama her şey moda geliyor. Çünkü o mod keyifli bir mod. Sesi duymasa da millet nasıl FT8'i duyuyor ki o daha yeni oyuncak. FT8 kaç senedir var Murat Bey? Tam adamına soruyorsun. Ünal Bey? Aslında şeye sormak lazım. Ali mikrofonun müsait mi? Ali birkaç okul sunumumuza böyle kalın kataloglarla geldi. Aldığı awardlar şeyler muhteşem. Volkan'ın ben bildim bileli bir 3 yıldır var herhalde ya. Önce FT4 ile başladı sanırım. Ali ne bir historisi? ECT 65'te falan başladı da ben ECT 65 çalışmadım o zamanlar. Kadıköy Tıraç'ın üyesiydik. Bol bol derneğe gidiyorduk. Çalışan arkadaşları seyrediyorduk. Ama FT8 sonradan geldi. ECT 65 cihazları çok yoruyor diye hiç bana sıcak gelmedi. Çünkü çok uzun sürüyordu TX esnasında. FT8 sonradan geldi ama inan Volkan ben de yani ne zaman çıktı ben de tam net bilmiyorum. Valla benim bildiğim bir evvelki yönetim zamanı biz gerek FT4 gerekse FT8'de İsmet Beyler ve Kemal Beylerle bazı böyle ilk geldiğinde yüklemeler yaptık. Ve ben cihazıma yükledim, denedim, ettim falan. FT8'de ne var? FT4'teydi sanırım. Bir de o JT neydi? JT65. Yani o programları yüklemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam bir 3,5-4 senesi var. Yani çiçeği burnunda aslında bir mod. Valla buna en iyi cevap verecek olan adam bizim İsmail abidir. İsmail Karataş. Burada mı? Hayır burada değil. Ha, değil. Peki. Ama yani dijital konusunda ben mesela hep onu şey yaparım. Mesela nasıl ki yüksek frekansta Mehmet abi benim referans olarak kafamın takıldığı bir şey olduğunda danışacağım ilk insandır. Mesela tabii. Dijital modlarda da İsmail abi benim aynı şekilde. Anladım. Vallahi sonuç danışacağım insandır. Gerçi güne kadar her ikisine de bir işim düşmedi de yani. Bundan sonra düşecek ona göre diyorsunuz. Ya hiç zannetmiyorum aslında. Ben mutluyum böyle ya. Peki abi Allah mutluluklar dilerim. Ne diyeyim? Peki, efendim toparlarsak sonuç itibariyle bir anten kararı verilmeden evvel çalıştığınız modun da kesinlikle bir seçilmesi, karar verilmesi önerilmiş. Yine dökümanlara başlamadan evvel burada diyor ki radyasyon etkisinden, setup'ından, efendime söyleyeyim empedans hesaplamalarından maliyetine kadar öncelikle bunların bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve ondan sonra anten seçimine gidilmesi gerekiyor. Biraz evvel söylediğim gibi muhakkak mod çok çok önemli. Yani SSB'ci bir adamın edineceği antenlerle ve cihazlarla sadece CW çalışacak bir kişinin cihazın içindeki filtrelere kadar bildiğim kadarıyla etkili olan bir şey. Bu vesileyle yeni amatör olup da bizim yayınlarımızı dinleyen genç arkadaşlara şunu söylemek isterim. Hemen amatör olur olmaz en son model cihaz, en son model antenleri edinmeyin. Biraz dinleyin, biraz programları izleyin, biraz tek bir modda üstatlaşmış kişilerle sohbet edin. Derneklere gidin, orada deneyimleme imkanları bulun. Ondan sonra para harcayın. Sonuç itibariyle hepsi dövizle doğru orantılı ürünler. Yanlış ürünlere gönül vermeyin. Kimi QRP çalışır, kimi wattajlı çalışır, kimi dijital çalışır, kimi analog çalışır. Bu vesileyle
Zaten bu dokümanlarda da bugün bir hayli böyle gittim geldim, tercümede de biraz baktım. Muhakkak öncelikle çalışacağınız modülasyon, daha doğrusu ne tür çalışacağınıza karar verip ondan sonra da hangi bantlarda daha çok aktif olacaksınız, bunları planlamanız öneriliyor. Murat Bey, bugüne hiç rahat bırakmıyorum. Başka kimler var HF'ci burada? Bizim biraz daha Deniz girdi ama bizim Deniz mi, ona bir bakayım. Deniz Kahvecioğlu mu? Başka Deniz mi? Söz alabilir bu arada. Yok, bir tek Deniz demiş. Şimdi HF'te tabii ki benden daha fazla birçok yarışmaya girmiş ve tıngırdatmış kişiler varken konuşmak istemem. Bant seçiminde 160-81 aile, 40-30-20 bir aile, 17 ile 6 metre bir ailedir. Doğru mudur? Hadi bakalım. Top sizde Murat Bey. Varş bantları bir kere ayrı tutmak lazım. Yani ama 160 ve 80 için başlı başına müstakil antenler olması tercih sebebidir bana göre. Ya şöyle de bir şey var şimdi. Ya 160 ile 80'in anteni her zaman bence ayrı olması lazım. Tabii sırf ki, yani özel kesilmiş bir anten olması gerekiyor. Hani 40-30-20 metre için tamam, bir tane dipol kullanabiliriz ama yani multiband olmak, multiband olup da hani 160 da bunun içinde olsun tarzında olmuyor, olmuyor. Ben çok uğraştım yani, antenlerle olmuyor ya. Yani o 160 ile 80'in kendi nevi şahsına münhasır bir şey olması lazım. Aynen öyle. Düzeni olması lazım. Yani ama 160 için değil, diğer bantlar için multiband antenler. İşte artık o da sizin yine kullanacağınız moda göre. Hani şunu söyleyeyim, mesela orijinal antenlerde bile her zaman 160 metre veya 80 metre için ayrı bir aparat olur. Yani bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama orijinal antenlerde her zaman ek bir aparat var yani. 160-180 kullanacaksan şu aparatı ekle diyor sana. Yani bu arada kısa bir bilgi. FT8 2017, FT4 2019. Whisper 2008 yılında çıktı olarak da bilgi geldi. Bayağı oldu. Ama Morse ne zaman çıktı ayıptır sonuç? her zaman vardı. Adem ile Havva zamanı abi. Adamın kafasına elmayı dadi dadit dada dida diye atmış adam. Şey kadın. Ay ay ay. Abi Morse her zaman varmış. En eski ne zamandı? Aslında Ömer Beylerle yaptığımız bir programda mıydı? Hay Allah'ım, normalde QSD'lerin içinde de vardı ilk amatör de demeyeyim de RF radyolarla ilgili Türkiye Osmanlı askeriyesinde kullanılmış gemilerde bir anten kablolarının olduğu bir resimler biz bir programda paylaşmıştık. Bir Bahriye şeyinde, geçmişinde bir yerde bulmuştuk. Yine programlarda kayıtta var. CW bayağı bir yüz küsür senesini devirmiş midir Murat Bey? Vallahi işte Samuel Morse amcama sormak lazım. Aynen, 1832. tamam, yüz küsürü geçmiş. Evet. 200 küsürü geçmiş. Peki daha öncesi? Yani ya bir şey demiyorum. Şimdi Morse zaten Samuel Morse'un yani gariptir mesela. Şimdi bizim bilgisayar sistemlerimiz nasıl bir 1 tanıyor bir 0 sanıyor. Aslında başka da bir şey tanıdığı yok yani. Sistem 1 ile 0 üzerine kurulu. Ya bu Samuel Morse denilen amcam Allah nurlar içinde yatırsın. Bir nokta ve bir çizginin kombinasyonlarından oluşan bir alfabe geliştiriyor. Ve yani bunca yıl sonra bile artık hani çok çok demode denmesine rağmen bu kadar çok seveninin olması, bu kadar çok ilgi uyandırması mesela olağanüstü bir şey bana göre. Vallahi öncesi derken nasıl Teoman? Duyamadım Teoman. Morse'dan öncesini mi soruyorsun bu?
Evet. Abi o zaman işte şey oluyor. Senin hani yapıyorsun ya. Bak mesela Ünal Bey de yapıyor. Şimdi dumanla haberleşme işte. Hayır, dumanla Morse arasında başka var. O ne abi? Sancağa bayraklar çekiyorlar, bir grup bayraklar. Böyle bakıyorsun uzaktan. Evet. Öyle evet. Bunlara kod veriyorlar. Diyorlar ki işte iki kırmızı, bir beyaz, bir mavi olursa geriye dön falan diye böyle. Volkan Bey. Flander'le haberleşme. Flander haberleşmesi. Evet, Flander haberleşmesi. Vay. Ondan önce şey işte, dumanla haberleşme var. He, ondan önce Kızılderililer dumanla haberleşiyor. Arada bir yerde güvercin de olması lazım. Işıkla olana ne deniyordu yine? Manip'le Morse olarak ışık. O da gene Morse. O da gene Morse. Tabii. Değil o Morse. Flander, Teoman'ın dediği gibi filamaları diziyorsunuz. Daha sonra o filamaların şekilleri değişti. Her mesajın farklı filaması var. Şimdi onları kullanıyorlar mesela. Vallahi hala abi. Devam eder gibi. Halen de aynen. Halen daha geçerli bir şey. Evet. Tabii hala kullanıyorlar. Valla amatör deniz yat yarışlarında, daha doğrusu yelkenli yarışlarında hala hakem retard verdiğinde, efendime söyleyeyim, hava durumları değiştiğinde o bayrakları yukarıya çekerek bizlerle haberleşir. Tabii telsizle de söyler ne olduğunu da. Biz tabii o bayrakları okumayı bilmeyenler, flama çekilir yukarı. Bir bakarız, rötar verildi. Hala yarış önceleri oluyor bu işler. Evet. Askeri gemilerde hala kullanılıyor şeyler, flamalar. Standart. Değişmez. Fix. Çünkü elektronik veya teknik ekipmanın bozulabilir. O zaman tekrar mesela seyri sefer ekipmanları da öyledir. Hala sextant kullanılır ki bir anda gemide bütün elektrikler gitti, her şey gitti. Seyri seferi devam edebil. Efendim, adamlar anten seçimine geçmeden evvel seçeceğiniz belli bir frekanstaki modların kazançlarıyla ve wattajlarıyla ilgili de güzel bir tablo yapmışlar. Tabii yine SSV, RTTY. RTTY çalışan var mı aramızda burada? Yok. SSB ve CW arasında SSB'de görüyorum ki bir dakika. Volkan Bey. Buyurun. RTTY dediğiniz Telex. Tabii TLT. Evet. Radyo TLT. Telex ya. Radyo Tele Typewriter. Yani eski Telex'ler. Biz kullandık mesela Telex. Tebinset telemlerini çok kullandık biz. Vallahi ama Seyit Hocam, onlar böyle çakırdılı, çukurdulu. Bunlar ufacık program yani. Aynı sistem ama hani o eski Telex şeyleri yok. Ya yani nasıl diyeyim, cihazları yok yani. Ya, tabii canım, eskiden eşek kadar daktilosu vardı onun. Onu diyorum işte, çakır çukur, çakır çukur. Tabii. Önce daktilodan çatada yazardın. Sonra şerit veriliyordu, o geçiliyordu. Tabii, o önce şeride yazılır, sonra şerit okuyucuya takılır, oradan karşıya gönderilir. Karşıdan alınan yine okuyucuya takılır, o kocaman daktilonun kağıda dökmesi sağlanır. Orada da şey vardır mesela, her telem primörde bu güzel yazı ve enerjik çalışma fena mıdır? Bu kontrol cümlesidir. Her telem primörde bu güzel yazı ve enerjik çalışma fena mıdır? Bunun içerisinde Türkçe karakterler hariç bütün harfler vardır. Vay 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 vay. Bir kelime daha vardı ilginç. O da hep geliyor. Bilmem ne dok. Ha, o İngilizcesi o zaman. Olabilir. Aktif olarak hala kullanılıyor yalnız radyo TLT. Mesela haber bültenlerinin yani artık uydu çağında olmamıza rağmen nasıl diyeyim? İnternet ortamının olmasına rağmen mesela büyük haber ajansları hala haber bültenlerini günün belli saatlerinde HF üzerinden artık tabii. Geçerler tabii, basıyorlar. Yani. Basıyorlar. Anadolu Ajansı mesela abonelerine HF üzerinden basar. Bu teletypewriter'la alıcılar alırlar yani. Hani diyorlar ya,
haber merkezine düştü haber falan filan. Düştü de diyor. Evet, HF'ten geliyor. Biz abone olmadan onları alabiliyoruz hocam. Aynen öyle. 80'li yıllarda, 86 yılında çalıştığım şirkette böyle yan yana duruyordu. Değişik ülkelerden çatır çatır deli gibi geliyordu. Onlar alınıyordu, yeniden decode ediliyordu. Öyle de bir dönem yaşamışız. Tabii şimdiki gençler Mars'tan konuşuyormuşuz gibi geliyordur onlara. Ama bu da bir dönemdi. Şimdi gelmişiz, video konferans yapıyoruz ülkenin dört bir yanından. Böyle de bir dönemdeyiz. Efendim bir tablo bir yapmışlar. 100 wattlık bir göndermede değişik modlarda kaç desibel CW'ya istinaden aralarındaki fark, yanlış hatırlamıyorsam. Cidden böyle mi Murat Bey? Yani AM 25 wattta eksi 2,5 desibel CW'ya göre. Tabii ki. CW referans alındığı için. Amplitude modülasyonunda taşıyıcı sabit, taşıyıcının üstüne siz modülasyonu bindiriyorsunuz. Yani o amplitude dediğimiz şey genlik değişerek. Peki single side band ile amplitude modulation ikisi de eksi 2,5 olması normal mi? Aslında SSB daha bir şey değil mi AM'den? Hayır. Çünkü SSB'de de mantık aynı. Amplitude modulation'da taşıyıcı bastırılmamış. Siz AM'de mandala bastığınızda konuşmazsanız bile bir sinyal gider. O taşıyıcı bandın sinyalin üzerine siz modülasyonu bindirirsiniz. Ama SSB'de üst yan kenar ya da alt yan kenar olmak üzere iki çeşit biliyorsunuz, USB ve LSB. Burada taşıyıcılar bastırılmış şekildedir. Siz USB ya da LSB'de mandala bastığınızda hiçbir şey konuşmazsanız bir sinyal gidişi olmaz. Ne zaman konuşursanız o zaman taşıyıcının üstüne biner ki daha keskin gitmesi, yani esasında AM modülasyonuna karşı avantajı burada ortaya çıkıyor. Yani boşu boşuna bir hamal dalga dediğimiz taşıyıcı dalgayı üretmemiş oluyor. Anlatabildim mi? Hani güçten istifadesi olmuş oluyor. Cihaz tüyün edilirken hangi moda alıyorduk? Frekans modülasyon en temizi. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi burada baktığımızda bu soruyu sormamın nedeni, bakın diğerlerinin hepsinde 25 wattlar gözükürken FM komple geleni fırlatıyor yukarıya. Yani 100 watt çıkıyor dışarı. Peki artı 3.6 desibelde kazancı var gözüküyor şeye göre. Tamamen tüyün ederken FM'e alma nedenimiz bundan dolayı mıdır? Ya CW'da da siz tune edebilirsiniz. Tabii. Onu da yapan çok var da. Ama şu var. CW'da yani esasında cihazın çıkışları açısından FM'de de tune ederken CW'da da tune ederken çıkış transferlerine aynı gücü uyguluyorsunuz yani. Aynı oranda yoruluyorlar. Onu demek istedim. Hay. Bir de ikinci FM'i takip eden yüksek wattaja kadar gelenler RTTY ile JT65. Yani uzak mesafe atımı bakımından sıralama yaparsak bunları mı böyle göze almalıyız? Yoksa desibele göre mi? Yok. Mesela PSK 31 her zaman için CW'dan daha uzağa keskin bir şekilde giden bir moddur bana göre. Peki buradaki tabloya göre bir soldakine de bakalım. Biraz tabloları ben şey yaparken de zorlandım. Çünkü bu kadar çok modu hiç çalışmadım. Yani SSB tamam, FM tamam. Diğerlerinde JT65 bir ara girmiş çıkmışızdır. Ya ben sıralamayı kısaca şöyle, yani çok kaba tabiriyle şöyle anlatayım. Mikrofon haberleşmesi, fono dediğimiz mikrofon haberleşmesinin yani yetersiz kaldığı yerde mesela CW çok çok rahat haberleşebilir. Ama artık CW sinyallerinin de okunabilirliğinin kaybedildiği, insan kulağının artık onları ayıramadığı yerlerde dijitaller ön plana çıkıyor. Peki ki FT8'in de bu kadar şey yapması, ışığının parlama nedeni de ondan. Ben de ondan olduğunu zannetmiyorum. Ben daha ziyade şeyden diye tahmin ediyorum. Şimdi yeni jenerasyon FT
çalışan programlarda siz bilgisayarı bağlayıp gidiyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz. O ayrı. O biraz. Anlatabildim mi demek istediğimi? Cihaza bile DX yapıyor yani. Yok o pek işin şey biraz şeyi oluyor, kolaylığı oluyor. Belki daha az çaba, yani DXC sayısını arttırmak adına daha az çaba ihtiyaç hisseden bir mod olduğu için belki de tercih sebeplerinden bir tanesi de o olabilir diye düşünüyorum. Hay hay. Bu adamlar çok güzel bir liste oluşturmuşlar. Zaten birazdan da bütün bu anten çeşitlerinin örneklerine bakacağız. Ben bugünkü mailimde ve size hazırladığım dokümanlarda da hiç bir hayatta duymadığım işte bayrak direklerinin içine de yapmışlar. Efendime söyleyeyim pencere içlerine de yapmışlar. Su borularının kenarlarına yapmışlar. Yani olan her şeyi kullanmışlar. İşte dipolu antenler var, vertikaller var. Birazdan bunlara geçeceğiz. Bunların hangileri daha ucuz, hangileri hangi metrede daha iyidir? Bu alfabetik olarak yaptıkları sıralamayı ben dokümanlarda bulamadım. Belki de atladım. Şimdi beraber anten çeşitlerine doğru gidelim. Biraz daha söylediğim gibi mod çok çok önemli. Dijital modlar özellikle ne çalışacağınıza anteni seçmeden evvel muhakkak karar vermeniz gerekiyor. Eğer bir tek ses kullanacaksanız bazı şeyleri baştan da seçerken bunu da kale almanız gerekiyor. Burada neler var? Case. Bunlar daha çok dijitali hep öne çıkarıyor. Evet, ilk anten tipimiz flagpole dediği bir anten. Bunu aslında geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. 32 tane yere paralel radyal döşenmiş ve bir tane de yukarıya doğru efendime söyleyeyim vertikal bir tane çubuktan oluşuyor. Bununla ilgili bir hayli internette şey var, doküman var. Onunla ilgili de böyle küçük küçük ben bir yere dokümana atıyorum böyle antenler diye. En çok tutulmuş, en çok yapılmış anten tipleriyle ilgili önümüzdeki dönemlerde onları da bir mailleyeceğim. Birinci konu bu. Burada radyalin 32 olmasının bir önemi var mı? Yoksa o sadece omaj tüyün etmek için mi? Murat Bey? Ya ne kadar fazla toprak olursa o kadar iyi. Yani bu şöyle söyleyeyim. Ground blend dediğimiz anten sisteminin yere uyarlanmışı diyeyim. Yani ne kadar çok etrafa toprak içerisinde radyal gömerseniz o kadar daha iyi bir yansıtma yüzeyi ve ona göre de daha nasıl diyeyim verimli bir anten paterni elde etmiş olursunuz. Yoksa rezonansa getirmek için anteni mesela iki tane de counterpoint dediğimiz şey yeter, kablo yeter, rezonansa gelir. Ama randıman açısından yani severesi düzgün olması, rezonansa gelmesi randımanının iyi olduğu anlamına gelmez. Onun için hani 32 radyal, hatta imkanınız varsa radyaldan ziyade işte bu kafes teli gibi telleri komple onlara mesela düzlem olarak topraklamayı vermek daha da güzel neticeler aldırır. Yani vertikal için konuşuyorum tabii. Bunun yine bir başka versiyonu, o tam radyallerin olduğu yere bir kare levha, alüminyum bakır levha konulup oradan bu radyallerin çekildiğiyle ilgili de örnekler var. Daha çok onu yapıyorlar birçok yerde. Ortasına da bir 6 metrelik öyle bir boru döşendiğinde beyefendi bahçesinde çok güzel gizlemiş. Tabii Amerika'da böyle bayrak dikme şeyleri çok fazla olduğu için pek göze batmıyor ama aslında o bir bayrak direği değil, bir anten. Üzerindeki hiçbir şey de onu etkilemiyor büyük ihtimalle. 40 metre ve 10 metre için daha fazla takribi fiyatlar geçilmiş. Böyle ilginç bir, Allah'tan bir yasağımız falanımız yok. 2813 numaralı ters kanunu çıkmadan önce herhalde böyle çalışılıyordu.
Hiç o dönemlerde çalışan var mı programda olup? 2813'ten evvel. Siz Murat Bey çalışıyor muydunuz? Kayıt altında konuşmama hakkımı kullanıyorum. Hayır yok, o artık şey, zaman aşımı uğradığı için onda bir sorun yok. Ben burada programda çok konuştum. Yani tabii ki böyle vadajlarda değil ama QRPP mod olarak çalışmışlığım vardır. Benim hatırladığım o zamanlar deli gibi İtalyanlar geliyordu ve milliwattla inanılmaz yani tabii ilk 80'li yılların ortaları mıydı neydi? Milliwattlarla tabii frekanslar tertemiz, 27 MHz'deydim yanlış hatırlamıyorsam, çok net duyuyordum, böyle bangır bangır İtalyanları bir tek duyuyorduk. O kanun öncesi zamanlar mıydı bilmiyorum. Kaçtaydı? Yok 80 ilk 2813 ne zaman çıktı? Bilen var mı? 86 mıydı? Ya 80'ler ama tam net. Dediğim gibi İtalyanlar vardı. Minnacık QRP demeyeyim de zaten o zamanlar 5 wattlık cihazlar vardı hepimizde. Yani öyle 100 wattlık yok bir kahve aldık lineer öyle ben bilmiyordum en azından. Ama lambalılarla parmağımı yaktığımı biliyorum. Yine Türkiye'de İstanbul'da daha sonra radyo FM vericileri dizayn edip satan biri de rahmetli oldu. Murat Rebi isminde iki arkadaş vardı. Lineerlerini de şu an Ali Beyler'de de var. İki Alfa Foxtrot Alfa'da. Onu yapan kişilerle de böyle benim bir HF ilk 14 MHz, 7 MHz HF'imi Murat Rebi Beyler yapmışlardı. O zamanlar lambalı cihazları biliyorum ama 80'li yılların sonuydu. Benim onlarla bir araya gelmem falan filan. O zamanlarda kule dibinin oradaydık. Evet, bir başka şeyimiz, bu flagpole'a yine devam ediyor. Burada bir şeyimiz yok. Alt kaidesiyle ilgili böyle bir açıklama yapmış. Bilmiyorum, bizde gizlemekle ilgili bir problemimiz yok. Sadece şu sol tarafa ne kadar istemese de direği yatırıp kaldırmak için harika bir aparat bu. Bu komple sola doğru yatabilen, tekrar dikleşebilen, pimlerini soktuğunuzda ayağa kalkabilen, bu tür vertikal antenlerde kullanılabilecek güzel bir şey, setup. Flagpole'un ilk radyallerin yere gömülmesi tek tek tabii o hepsinin fiyatlarına kadar çıkartmış. İşte bu radyal işi çok meşakkatli bir iş yani. Vallahi aslında o dediğim levha üzerinden gerdirmek daha kolay Murat Bey. Yani ya, sonuçta dünyanın ya şimdi çok açık ve net bir şey söyleyeyim yani. En son aldığım 100 metre, 2 milimetre kesit anten fiziki boyutunda kullandığım şeyi valla işte 85 lira metresi indirimli haliyle aldım. Yani 100 metre alsanız 850 lira. Ya şimdi toprak altına radyal döşeceksin. Adam 32 radyaldan bahsediyor. 20 metre için en az 5. 5 çarpı 32. Bakayım o radyale ne kadar fiyat yazmış o. Yukarıda vardı şey fiyatı. Yani 200 ila 300 dolar. Yani? Yani ben de Erol Altaca için işte bakır kablo almıştık. En son şeydeyken Tokmak Köyü İlköğretim Okulu'na alıp gitmiştik. Yani o günden bugüne ben tabii almamıştım bakır tel. Bir gittim ki bobini 100 metre midir nedir? Aman Allah'ım. 250 dolar desek 28.6'dan çarpsak 7 bin lira tutuyor bu adamın yaptığı. Bizde de kaç metre gider dediniz? O radyallerin uzunluğu ne kadar Murat Bey? Ya işte mesela 20 metrelik bir 20 metre bandında çalışacaksanız en az çeyrek dalga yani 5 metre 32 tane diyor en az 5 çarpı 32 abi. Valla 360 metre. Yani. Zaten 100 metrelik bobinden 2 tane almanız lazım. Bildiğim kadarıyla yani. Bakır tel bir tanesi 1800 2200 mi ne? Yani. Yani kendimiz yapalım, ucuza yapalım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani kabloyu alıp kendimiz yapmak bile artık şey haline geldi. Lüks haline gelmeye başladı. Masraf. Tamamen masraf. O bir baştan aşağı masraf zaten.
Evet, Allah'tan bu tür antenleri zamanında, şimdi bir tripod almamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu antenleri zamanında almışız. Hepsi inanılmaz. Kutusunda duruyordur sende. Ben duruyor. Orada aynen öyle. Aynen öyle. Evet, bu adamın işte burada da aslında biraz evvel bahsettiğimiz radyalleri gerebileceğiniz alttaki kaide şu. Bunu özellikle gösteriyorum ki efendime söyleyeyim, anteni nasıl yatırıp dikleştirildiği, bunlar hep size örnek teşkil etsin diye, programı izleyenler, daha sonra izleyecek olan dostlarımız için. Bu güzel bir setup olmuş. Şöyle bir minimize edelim. Radyallerin dağıtımı da bu şekilde. Bu dokümanı ben önümüzdeki haftaki mail grubuna komple atarım. Sizlerde de bulunsun. Buradan esinlenip evlerine, bahçelerine kurmak isteyen dostlarımız buradan çalışabilir. Evet. Biraz evvel değişik metrelerdeki tabloları var. Bir yerlerde bu harflerin ve açıklamaları da var. Ona bir bakarız. Bir sonraki anten bu Scribron. Burada aslında daha çok ben ilk defa bunu Dayton'da, Amerika'ya gittiğimde görmüştüm. Bu kendi içerisine girip çıkabilen. Bu geçtiğimiz hafta Ünal Bey siz mi söylüyordunuz bu antenin türüyle ilgili? Tabii ben masrafa soktum diye benden şikayet ettim. Aynen. Bu Atas, evet, Atas anten var Yaesu'nun. Onun mantığıyla çalışıyor değil mi? Aynen. Doğru, aynen. Evet. İçinde bobin var bir tane. Hangi frekansı istiyorsanız çekiyorsunuz. Orada çalışıyor. Ama bu bir tane motor takmış herhalde. Motoru kontrol ediyor zannedersen. Evet. Atas'ta olduğu gibi. Ben bunları Amerika'da jiplerin üstünde gördüm. Dev gibi. Kolum. En güzeli Tarhel'dir. Bunların yani Amerika'daki şeyler. Onların mesela 160 metre bandında çalışanları da vardır. Ama tabii ki bizim şimdi istasyondaki işte bütün cihazları üst üste koysan ancak bir tane anten yapıyor. Yani onun için onlar böyle resimlik, seyirlik. Valla böyle bir anteni de sabit anten olarak kullanabiliyor. Peki bir şey daha soracağım. Normalde antenlerde bobinler ve bu tür yapılan trapler hep kayıp olarak, yani yeriniz yok, metrajdan kazanalım diye trap yapıyorsunuz. Evet. Peki bu adamlar bu kadar bahçeleri varken niye böyle bir trapli ve bobinli sisteme gitsin? Yani kolay taşınabilir olsun diye herhalde. Ama kolay taşınabilir ya. Mesela bunlarda tabii ki mesela bir nasıl diyeyim, bir diyelim ki dipol kullanıyorsunuz. Dipoldeki size severo olarak müsaade ettiği bant genişliğiyle bu tarz antenlerin bant genişliği mukayese kabul etmez. Yani bunlar evet, çok dar bir noktada severeyi tutar. Elinizin yani bir nevi manyetik loop'ta olduğu gibi hep elinizin üstünde olması gerekir gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Ama niye bunu tercih ediyorsunuz diye sorarsanız, mesela ben sadece horizontal antenlerle çalışmanın bir radyo istasyonunda yeterli olmadığını düşünenlerdenim. Neden diye soracak olursanız, mesela Japonya'daki birçok istasyon vertikal antenlerle çalışır. Ya da ne bileyim mesela burnumuzun dibinde Monaco, ya zaten yani bülbül yuvası kadar bir yer. Ya orada şimdi adam kalkıp da böyle bilmem kaç metre anten kuracak yeri yok. Anlatabildim mi? Hep vertikallerle çalışıyor. Dolayısıyla bir anten switch'le adamın önce işte horizontal mi vertikal mi geldiğini tek bir hareketle tespit edebiliyorsunuz. Ya inanılmaz bir fark olduğunu zaten siz de hissediyorsunuz. Örneğin bir DX istasyonu size hışırtı halinde gelirken polarizasyonu tutmadığı için öyle geliyor. Anteniniz çok kazançlı bir anten olabilir. Mesela bir Skylope olabilir ama şu kadarcık bir vertikalle, bu tarz bir scrim drive'le adamın polarizasyonuna geçtiğiniz zaman sinyaldeki artışa şok olursunuz. Yani bu antenler de o açıdan bence her amatör istasyonun bu tarz bir şey bulundurmasında fayda var diye düşünüyorum. Ama bunlarda da radyal kullanmak çok böyle kabloyla falan
Bakır kabloyla radyal kullanmak. Tabii tabii yani vertikallerde yani. Vertikallerde hep böyle işte radyal sıkıntısı evet. Doğuyor. Vallahi ciddi vertikal yapmış. Yine altın o dediğim alüminyum vidalı şeyleri var. Orada şok bobinleri olan anten girişi değil mi? Soldaki şu. Şurası. O antenden RF'in geri dönmemesi için işte. Hayır. Bayağı şok bobini. Evet bobin yapmış. Pekala. Hat izolatörü diyeceğiz. Line izolatör. Line izolatör. Pekala. Bir de yine çatısında yer yokluğundan radyalleri böyle çekmiş. Bir ara bunu dernekte denedik. Tıraç Kadıköy şubede. Ne şimdi kadar sonuç bunlar, verdi bilmiyorum ama. Orhan Bey, bunlar yer yokluğundan değil. Neyden? Benim bildiğim bizim için Türkiye'deki gibi değil. Amerika'da biliyorsunuz böyle adamların hepsinin böyle yan yana komşu villaları var bilmem nesi var. Adam diyor ki sen buraya bu anteni diktin ama benim göz zevkimi bozuyorsun diyor. Zaten şey. Bu yüzden bunlar hani saklı gizli anten türleri. Hani aynen öyle. Yeri olduğunu zannetmiyorum yani anlatabildim mi? Valla cidden öyle bir gizleme şey yapmış. Bu arada dikkatinizi çekerim. Bakın amatörün nesi var? Havuzu var. Havuzu var ya. Havuz olmayan amatöre amatör demiyorlar. Abi işte topraklama için rutubet şart. Tabii. Volkan Bey. Volkan Bey. Buyurun Seyit Bey. Ya havuzu olan da fark ediyor. Ben onu masa olarak algıladım mesela. Neyi? Zenginlik. Ha, o havuz görünüyor ya aşağıda. Evet. Onu mesela cam masa olarak algıladım. Bizim ya görüşümüz ancak bu kadar de oluyor. Ya komutanım zaten öyle de işte Volkan Bey bize şey atıyor, zarf ya, atıyor. Olur mu Murat Bey? Ben vallahi keyif alırım. Yani benim dostlarım trilyoner olsun, milyarder olsun. Ben çok keyif alıyorum. Ne olacak? Yani şimdi ben amatörün zenginini severim. Teoman'ı biliyoruz zaten, tanıyoruz. O fakirle uğraşmaz. Teoman, zengini sever Teoman. Fakir dedi, 7300 aldı. Volkan Bey. Volkan Bey. Buyurun. Şimdi Murat Bey diyor ya topraklama için şey lazım, havuz lazım, ıslak zemin falan. İyi topraklama için bir de kömür lazım, kömür tozu. Kömür madeni de mi var acaba? Ya şimdi o kömür olayından mağda bir de tabii ki oranın hakikaten devamlı rutubetli tutulması açısından mesela ben ya şimdi hani konu konuyu açıyor. Az evvel kablo fiyatlarından bahsettik. Şimdi bende mesela iki tane son bakır ikişer buçuk metre toprağa çakılı. Yani bugünkü değerine baktığımız zaman yani bugün bir düğüne gittiğimizde yani böyle takı parası gibi bir para yani artık. Anlatabildim mi? Yani bir topraklamayı yapmanın bile bir şeyi. Yani onun işte klemensle tutturduğunuz yerlere yapacağınız ilacı ayrı para. Dediğiniz gibi işte kömürünü hatta biraz tuzlu şeyi iletkenliği açması adına işte tuzlu böyle kömür tozunu bilmem nesini işte suyunu vereceksin bilmem neyini vereceksin. Yani onu akşam karanlıkta yapacaksın Murat Bey. Bu şey, yani o en son şeydir o yani daha iletkenliğin şey olsun yani üstüne teşaşürü diyorsunuz siz bana. Daha akşam karanlıkta ya, iki biradan sonra. Tabii. Üstüne teşaşür o şeydir o yani klasiktir o. En son sorduğumuz sorudur o bizim yani. Tamam bunu çok güzel yapmışsın da üstüne teşaşür ettin mi diye. Maalesef öyle yani artık dediğim gibi sağlıklı bir anten sistemine ulaşmak yani cihaz paralarına yaklaştı. Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi bu antende yine aynı içine girip çıkabilen vertikal bir anten yapılmış. Bunun radyalleri nerede? Şöyle biraz zoomlayayım. Bunun radyali yok bence. Bir ya da iki tane işte counterpoise dediğimiz kabloyla da siz rezonansa getirirsiniz. Yani mutlaka koymuştur. Ya da hiç koymasa da rezonansa gelir. Ama verim açısından önemli olan ne çıktı? Yapmış bir şey. Alttan bir tane topraklama gibi yapmış ama demek ki burada da çekmiş. Peki. Daha fazla aynı tür bu anten meşhur fishing pole denilen bunu senelerce Akut kullanmıştı ve birçok dostumuz da kullanıyor.
bildiğimiz balık oltasını alıp üzerine anten bobin şeklinde sarılıyor. Doğru mudur? Aynen. Aynen. Alt tarafına da bir tane yine trapli balon. Kaça kaç balon gidiyor buna? Ya buna genelde 9'a 1 takarlar. Fakat ben bunun... Kullandınız mı hiç bundan? 4'e 1 unun da yapılarak çalıştırılan modellerini gördüm. Yani yine fishing pole mantığıyla 4'e 1 unun ya da 9 ama en çok piyasada balık oltasında 9'a 1 kullanılır yani. En eskisi, en eski kullanım biçimi odur. Çok da güzel sonuç verdiğini senelerce Akut kullandı. Sonra yani başka bir antene geçti. Arazide çok yani şeyin olur ya da yerin yoksa balkondan dışarı uzat. İşin bitti topla koy kenara. Yani yerim yok ben oynayamıyorum diyenler için çok güzel bir anten. Çözüm yani. Peki bunda da altta yine radyallerimiz mi var? Hayır. Ben... 1'e 9 kullanırsanız radyala gerek yok. Biz bunlara neden? Çolak anten diyoruz. Yani tek kol. Neden? Yani zaten 450 ohm gibi bir omaja sahip tek kanat olduğu için 450 onu 50'ye bölüyorsun. Dolayısıyla hiçbir topraklamaya falan bir şeyin ihtiyacını mesela sen bu 9'a 1'le değişik bir şey yaparsın. Örnek veriyorum. Mesela bir Skylop yaptın. Skylop'u ladderline açık atla getirdin. 9'a 1 balonu bağladın. Bağladın ama onun toprak kısmından mesela toprağa giderken bir tane oraya 600 ohmluk 450 ohmluk falan böyle bir non-indiktif olmayan bir direnç bağladığında çok başka sessiz bir dinlemeye sahip olarak ama bu tarz mesela balık oltası anteni olsun şey olsun bizim çolak anten dediğimiz tek kol antenler biraz gürültülü dinler. İnşallah biz de büyüyünce bu kadar hakim olacağız anten konusuna. Ya evet. Sen bunlar canım. Deneye deneye oluyor bunlar. Tabii ki. Evet, bolca trap'i olan vertikal anten. Bu bildiğimiz Yagi'lerde kullanılan trap'leri aslında diplemesine kullanılmış gibi görüyorum. Böyle bir çizimi olan varsa bana maillerse çok memnun olurum. Çünkü sonuç itibariyle Pimaş'ın üzerine sarımları doğru yaptığımızda, araya da alüminyumları koyduğumuzda bu anten oluşuyor. Doğru mudur? Doğrudur. Ya bu kadar bir şey. Ünal Bey şöyle. 2 India Kilo. Kadir'in sevgili bir tane kedi bıyığı vardı. Ben işte onun üzerinde 6 tane trap var. Bir tanesi bunlar gibi çok uzun. Bir tanesi orta, bir tanesi cüce. Yani bir sağa bir sola 6 tane trap. Ben bunları sardım. Bakır kablolarını yaptım. Bıyıklarını aşağı doğru severe bıyıklarını yaptım. Tek yanlışım bağlantı yerlerini vidalı yapmıştım. Kendi programa katıldığında da söyledi. Bu ne lan dedi, bu tutmaz ki dedi. Ve dediği gibi tutmadı. Çıkar dedi o metallerin hepsini. Hepsini cırt cırtla bunların bağla. Çıkardım, cırt cırtla bağladım. Yaklaşık 12 dakikada bütün bantlarda 1.1 severeyi ayarladı bana. O zaman daha İstanbul'daydı ama göç etmemişti Samsun'a. Diamond'ın 8010 denilen anteni o. Evet. Hep o günden beri Murat Bey Diamond'ın 8010'unu ya dedim bu anteni biz diklemesine niye yapamıyoruz? İşte bu antenin diklemesi bu. Bu anten kaça kaç? Bu da mı Diamond'un? Yok. Valla ben trap vertikal mesela hiç, daha doğrusu traplı anten hiç kullanmadım. Ne vertikal ne horizontal hiç traplı antenim olmadı. Valla Kadir'in yaptırdığı anten ben de 50 MHz'de dahi 6 wattta tüyün oluyor. Ve Antalya'dan İstanbul'a çatır çatır her gittiğimde ikinci kattaki balkondan aşağı bahçeye geliyordum. V biçiminde tıkır tıkır da konuşuyordum. Yani inanılmaz ben güzel bir anten. Şimdi ben keşke bugün sökmemiş olsaydım size bir şey gösterecektim. Şu elimdeki hanımların gergef dedikleri şimşir. Çok az görüntüyü alayım, siz öne çıkın. Aldım. Dün evet. Şunun üzerine 1.5'luk bildiğimiz çoklu tesisat kablosunu komple doladım. Yani sarmal olarak doladım. İki ucu aldım. 9'a 1 balonla 817'nin arkasına bağladım. Hani RX lop yapmak adına. Size şöyle söyleyeyim, 160 metrede bile tune oluyor. Ama bu sistemin 4-4'lük çalıştığı anlamına gelmiyor. Bu sadece RX anteni olarak görev yapar.
Çıkışta yani şey antenin yani. Antenin her yerde tune olması o antenin çok sağlıklı olduğunun göstergesi değil. Yani severe bir şeydir. Ya bir doktora gidersin mesela işte senin kan tahlillerini alır bilmem nelerini alır ama başlı başına mesela bir demir eksikliği şu hastalığın belirtisidir diyemezsin. Anlatabildim mi? Yani bu severe de öyle sistemin bir parçasıdır ama severe antenin iyi çalıştığı anlamına gelen bir şey sadece rezonanslı olduğunu gösterir size. Ama sizin anten üzerine gönderdiğiniz sinyalin ne kadar havaya çıkıyor önemli olan odur yani. Performansı önemlidir. Yoksa rezonansı dediğim gibi şu şimşir gergefin üstüne sardığım yani toplasan herhalde bir 11 metre falan kablo almıştır 1,5'luk bunun etrafına. 9'a bir unun işte sardığım şuralarda olacak o da küçük bir ununu 817'nin arkasına koydum ve indoor RX lob mantığıyla hatta işte 100 miliwattlık bir çıkışla da severesini test edip zaten ışırtıdan siz onun rezonansa gelip gelmediğini anlıyorsunuz ama rezonansı da böyle tam severesinde tutturdum. Ha bassam mesela konuşur mu? Ha konuşur ama işte 100 metre sonra sesi kesilir. Anlatabildim mi? Cihazın çıkışlarını rahatlatır o kadar. Ama RX olarak çok güzel iş yapar. Ha, RX anteni de başka, TX anteni de başka. Onu demek istiyorum. Anten konusu çok karışık. Evet, biz yeniden sunuma dönelim. Aynen. Ve bu trap'te dediğim gibi bu vertikal trap antenin trap çapları ve sarım oranlarını antenin tam çizimlerini bilen varsa yollarsa bu önümüzdeki dönemde yapacağımız maniple anten balon lineer nereden çıktı o da var aslında da sonra o severometre wattmetre ve QRP cihazla ilgili şeye bunu da ekleriz bu da olur listemizde bunu da yapar bir köşeye koyarız isteklilere de veririz. Evet, şimdi benim aslında kedi bıyığım böyle bir anten. Burada vurucu soru. Hangi bantta çalıştığınızda hangi kablonun o banda hitap ettiğini nereden algılıyor? En kısa yoldan, ya adı üstünde kısa devre dediğimiz şey. Tamam, yani... Ama siz bir şey switch etmiyorsunuz. Nasıl onu? Hayır. Ya elektrikte bir kural vardır. Kısa devre işte yani en kısa yoldan şeyi boşaltmaya çalışır. Üzerindeki yükü boşaltmaya çalışır. Peki diğer kablolar onun kendisine rezonans olarak en uygun olan kabloyu otomatik olarak kendisi seçip gönderiyor. Ya bence diğer kabloların da rezonansını baz alarak da misal 80 metrede yani çalışıyorsan tabii. En kısasını veya en uzununu kullanacak artık hangisine ihtiyaç duyuyorsa yani. Yani bir de giderken biz ona tembihlemiyoruz yani. Bak şu üstte bir tane kablo var ya ondan git ki hani senin öyle bir şey yok yani. En kısa yoldan boşaltıyor kendini. Ya bu şey gibi. Omajla alakalı bir şey. Yani çünkü bizim transmitter aynı zamanda 10 metredir. Tabii. Omajla alakalı bir şey. Yani 50 ohmda hangi kablo rezonansa geliyorsa sizin gönderdiğiniz frekansta o kabloyu kendisi seçip oradan boşaltıyor. Kısa yoldan boşaltmaya çalışıyor. Ohm kanunu yani. Peki biraz evvelki olta şeyinin aynısını palm tree direkt palmiye ağacı üzerinde de adamlar anten olarak kullanmışlar. Ama bu herhalde ledler falan yanmazken iş yapar diye düşünüyorum. Yo bence sinyal gönderdiğinde o ledler kendiliğinden yanmış. O da olabilir. Hiç böyle çalışan ben görmedim ama. Peki bu anten türümüz ben daha çok hava şeylerde gemilerin direkleri arasına gerildiğini bir kere gördüm. Ve hava alanlarında daha çok görüyorum benzerlerini. Kullanan var mı hiç? AFAD Müdürlüğü'nde bu antenden kullanıyorlar. Doğru. AFAD'da da bu var. Evet. Bunda bandı neye göre seçiyor?
Bunda bu şey gibi. Hepsi aynı uzunlukta çünkü. Tabii şey gibi. Mesela şöyle söyleyeyim hemen. Mehmet abinin mesela yüksek frekansta çalışırken ikizlediği yagiler var mesela. Bir yaginin yaptığı işi iki yagi daha fazla yapıyor. Anlatabildim mi? Burada da aynı şey. Aynı mantık. Kazancı arttırmak. Ama bunda da bu kedi merdiveni dedikleri kabloyu kullanıyorlar zannedersem. Ama çünkü açık hat şöyle ya, Ünal Bey, yani o transmisyon hattı tamamen sizin tercihinize bağlı. İster koaksiyel kullanırsınız. Ama yok, o kedi merdiveni dedikleri kabloyla valla hiç severe 2'nin üzerine çıktığını görmedim bugüne kadar. Ya ucu boşta olsa bile severe çıkmıyor, yükselmiyor. Yani en kayıpsız transmisyon hattı olduğunu söyleyebilirim. Yani ben yıllarca mesela hiç üstünde durmamıştım ama şu anda benim için çok önemli bir transmisyon hattı. Evet. Ama mutlaka kulübe dışında sonlandırmakta fayda var. Yani balonunuzu kulübenin dışına, kulübenin içerisine koaksiyelle girmenizde fayda var. Çünkü işte elektronik cihazlar, efendim işte ket kabloları bilmem neler falan, bunlar o transmisyon hattı tamamen işte şeyde değil ya, yalıtkan halinde değil ya, bir karış daha iyi olsa sizin masanın üstünde, benim mesela hemen şeyin arkasından çıkıyor. Şuradaki kutu mesela direkt dışarı veriyor ki kablonun ucu da burada. Ama şu kadarcık kablo bile mesela zaman zaman USB RS-232'de mesela kopmalara yol açabiliyor. Onun için mutlaka dışarıda bu kabloyu bitirip koaksla içeri girmekte fayda var. Hay hay. Şimdi tabii Türkiye'de yasaklar belki varken yapılıyordu ama şimdi yapılanı pek sanmıyorum. Böyle bir çatı arasına kablo. Böyle bir şey gelen oldu mu hiç aranızda? Ben kiremit altına yaptım abi. Evet. Çalışıyor mu düzgün? Vallahi biz o zaman short wave listening yapıyorduk. Çalışıyordu tabii, yani kiremidin altında olmasının bir önemi yok. Bu da öyle, bakın Z biçiminde bir şeyler yapmış. Değişik dipoller. Evet, meşhur, hep sizlerin de söylediği inverted V. Bununla ilgili iki tane kablomuzu alıyoruz. Ortada buluşturuyoruz. Bu bir parça delta loop'un deltasını oluşturmuyor mu? Yok. Ne bileyim. Kapanmadığı için aşağıdan. Burada da yine değişik saklama türleriyle adamcağız yan komşularıyla hacı hoca olmasın diye bu şekilde şey yapmış. Bu kadar kötü durumda mı cidden? Amerika ya bizden daha mı vahim abi? Bunları gördükçe tepesine kuş şeyi kondurmuş. 1/1 balon mu kullanılıyor inverted V'de? Evet. Yakış kullanmasanız da olur. Bantına göre kestiğinizde mesela monobat kullanacaksanız hiç kullanmasanız da olur. Pekala. Şimdi geldik meşhur kedi merdiveni olan, iki tarafa da G5RV. Evet. Bunu kullanıyor musunuz? Var mı sizde? Amerika'da bu birlikte satılıyor. Bu iki konnektörü ve şey ya, komple böyle set halinde görmüştüm. Dernekte alanlar vardı. Bakayım. Burada yapılmışı mı var? Yok, aparatını şeyden yapmıştık da bulmam lazım. Bu üstteki ve alttaki beyaz aparatın içerisinde bir herhangi bir balon var mı, yoksa sadece? Hayır. Bildiğin konnektöre. Tabii. Canlı uç, ölü uç. Doğru mu? Aynen öyle. Artık şu grileri de eskiden porselendi. Şimdi plastikten yapmışlar. Bunu birebir görmüştüm. Hangi bantlarda bu? Bu boyuna göre multibant çalışan bir anten. Ha, uçlarını değiştirerek her banda göre yine şey yani şimdi hem bu ladder line dediğimiz merdiven hattının boyu, hem de antenin fiziki boyutu farklı olmak üzere bunun 3 değişik versiyonu vardır. Biri işte 20-10, biri 40-10, bir tanesi 80-10 olmak üzere. Hatta bunun 160'lık versiyonu falan da vardır. Bu kedi merdiveninden sonra bir balona da girmiş. Niye yapmış bunu?
İşte aynı az evvel benim söylediğim hadise. Şeyden içeri girmeden evvel dışarıda bitirmiş işi. Anlatabildim mi? Evet. Çok da güzel bir konnektörle camdan içeri girmiş. Görüyor musun? Şeyle yani içeride bir takım Refi Aydan etkilenmemek adına az evvel benim söylediğimi teyit ediyor. Tam söylediğinizi yani, yapmış adam. Vallahi. Evet, dışarıda işi bitirip ondan sonra koaksla içeri girmiş. Pekala. Abi aklın yolu bir yani. Başka çok keyifli oluyor. Ben zaten bu bugünkü programı böyle soru cevap deneyimler ve paylaşımlarla geçsin istiyordum. Gayet düzgün oldu. Şeyin üzerine böyle bırakılmaması tamam. Evet. Meşhur bir tane fotoğrafta Bora Kasapoğlu ve sevgili doktor Aydın Kazancı'nın da böyle antenlerini görmüştüm. Budipol mü bunun ismi? Budipol evet. Peki Budipol'de kaç bant, yani bu tek bant mı yine şey oluyor? Hayır. Budipol o bu konuya bunu daha sonra etraflıca konuşalım, bu çünkü başlı başına bir şey. Budipol şu Versati denilen bir parçası var onun. Onunla muhteşem şeyler yapabiliyorsunuz. Öyle bir zoomlayayım ben bunu. Neden ismi Budipol bunun? Ya şimdi çok güzel soru da adı öyle yani. Şu şeyin üstündeki bobinlerde kıskaçlarla mesela hangi bantsa ona mı? Yani tabii ki bu şu anda resimde görmüş olduklarımız bunlar 40 metre bobinleri. 20-40'ta çalışıyor. Bunların 80 metre bobinleri de var. 80 metre bobinlerini taktığınızda anten 80 metrede de çalışıyor. İster tek mesela bud stick dedikleri, bu bud dipol olarak gerilmiş versiyonu, bunu sadece tek vertikal bir tane counterpoise ile de kullanabiliyorsunuz. Bu çok çok yönlü bir şey. Bud dipol başlı başına efsane bir şey. Yani üstünde 3 program konuşulabilecek bir şey. Hay, bu arada WhatsApp'tan da çok güzel trap ve bobin sarımı ile ilgili güzel şeyler de geldi. Onları da uygun bir zamanda birlikte seyrederiz. Bu şekilde bir şey kullandınız mı hiç? Ben ilk defa gördüm. Hayır. İlginç. O biraz önce sizin dediğiniz gibi şu yuvarlak şeye TTR kablo sardım dediniz ya. Evet evet. Yani bu da pek ondan farklı değil. Bu meşhur oyun. Ama hayır yok, bu bunda mesela bu çok daha randımanlıdır. Çünkü bendeki dip dibe bir nevi yani komple direnç sarmış oluyorsun. Anlatabildim mi? Yani bizimkiler dip dibe çok sıkı sarım. Bakın burada mesela aradaki o boşluklar falan antenin şeyini tamam belki rezonansa geldiği bant aralığını kısaltacaktır. Ama benim şey yaptığıma göre de hiç mukayese kabul etmez. Bu da işte yerin ne kadar müsaitse o kadar geriyorsun. Ama yani helical coil dipol. Yani bunların birbiriyle aralarının aynı olmayışı, çok fazla gerilme, ya çok daha zor değil mi bunun tün olması? Yo, tünelle çok çabuk tün edebilirsin. Tünelle Allah'ın şeyini de ne o? Tabii. Çatalı da şey yaparsın. Söylemiştik ya. Dayton'da Barış'la şeyler çalışmıştı ya. Evet evet. Elekraflı. Evet elekraflı. Evet. Onun da resmini bir gün bulur paylaşırız burada. Pekala. Bunları da geçiyorum. Evet üst üste böyle cubicle quad gibi garip bir şey olmuş. Bu yani biz. Amis. Amis mi bu? Tabii. Yani yere böyle alçak olan bakın yazıyor zaten. Amis desink for 40 metre ve yukarısı için diyor. Yere bu kadar yakında alttaki şeyin nasıl çalışabiliyor oradan? Şimdi şöyle bu Amis'teki prensip anten paternini direkt yukarıya doğru göndermesi. Yani yukarı ateş ediyorsunuz, öyle diyeyim. Yani belli bir açıyla atmosfere göndermiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar dik açıyla gönderiyorsunuz. Yani DX anteni değil,
Ama lokal muhabere için mesela afet haberleşmesinde kullanılması gereken bir anten sistemidir HEMVİS. Çok da yükseğe dediğim gibi mesela kesinlikle kaldırmaya gerek yoktur. Çok alçakta muhteşem HEMVİS çalışmaları. Hatta şu o yukarıda az evvel bahsi geçen Bad Dipol'ün HEMVİS çalışmalarına ait bir döküman da ben bir internette rastlamıştım. Onu da bulursam size paslayayım. O da mesela muhteşem HEMVİS olarak çalışabilen bir anten. Bu iki kareden bir tanesi reflektör gibi mi görev görüyor? Tabii. Aynen öyle. Alt reflektör, üst direktör. Anladım. Ama Yagi gibi ama direkt gökyüzüne Yagi. Aynen öyle. Evet. Bunu eski dernekte bir ara satılıyordu. Kalın bir HF, VHF, UHF antenna diye bir kitap bulursam bir gün buradan da açar kapağını gösteririm. Orada bu anten çok fazla vardı. Hem cubicle quad hem bu anten. Tak denilen. Denendi mi hiç? Bu yine yönlü. Bunu bir arkadaş denemişti ya. Bu spiral şeklinde mi büyüyor yoksa? Gökhan'dı zannederim ismi. Bunu yapmıştı bu anteni. Ben denemedim. Evet. Şimdi benim favorilerime geliyoruz off center'lara. peki burada biri uzun biri kısa hangisinin canlı ucuna nasıl karar veriyoruz? Bu biraz evvelki çatı içinde de aynısı kullanılıyor. Şimdi zaten siz bir DC voltaj göndermiyorsunuz ki antene. Tamam. Alternatif bir akım gidiyor. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla hangi ucu artı hangi ucu devamlı değişen bir frekansta bir sinyal gönderiyorsunuz. Burada önemli olan bu multiband bir anten bu. Multiband, farklı bantlarda çalışabilen bir anten. Fakat bizim toplam fiziki boyutu kullanacağımız en alt banta göre kesilir. Peki. Bu Windom'dan var mıydı sizde Murat Bey? Benim birçok antenim bu mantıkla çalışır. Ama ben bunun işte Caroline Windom ve ara bantlarda da çalışsın diye. Mesela şimdi kısa kenara 6.76 elimde döküman var. En son havaya kaldırdığım. Uzun kenar 13.52 ama uzun kenarın altında bile 3.38. Yani 6.76'nın yarısı kadar uzunlukta bir kedi bıyığı gibi bir şey bıraktım. Onunla varç bantlarda da mesela doğu batı hattına çektim onu. Bilhassa Güney Afrika, Antarktika oralara mesela çok iyi çalışıyor. O işte 17 metrelerde efendim 12 metrelerde falan ara bantlara da çok temiz giriyor. O tarzını da kullanıyorum. Ya bunun bende 1, 2, 3 değişik versiyonunu kullanıyorum. O invertedle klasik. Yine rahmetli Yaşar abinin favori antenlerindedir 160 metrede. Burada girişe ne yapmış bu? Pimaş boru içinden geçmiş. Bir tane anten tüneri kaptı. Ya genelde match ünitesi yapılır oraya ama o match ünitesi hani sizin ne şekilde kullan yani genelde bir toroid altına da bir tane mesela 200 pikofaradlık bir kondansatörle yani hava aralıklı bir variable'la falan yapılır. Yaşar abinin yaptıkları öyleydi mesela. Bu öyle bir şey mi? Anten kaplır mı bu? Bu anten kaplır ama Yaşar abinin mesela tercih etti. Invertedliğe kullanır ama altına tune edeceği match ünitesini kendisi yapardı. Peki. Şimdi geldik Enfi'de. Bu meşhur yurt dışından Emin'in de getirttiği sanırım oyuncak. Ha, şu sol alttaki kırmızı şeyin içerisinde olan çok enteresan bir anten. Bu bir onun dur bakayım viski bilmem neydi o adamın adı. Onun 3 değişik versiyonu vardır. Kısası uzunu falan. $600'dan bahsediyor. Sadece ünitesi. Zaten anten herhalde o da gerisi bildiğim bakır kablo mu? Yani.
Evet. Wow. Gördüğüm kadarıyla yukarıya doğru da veya yatay da çekilebiliyor her iki şeyde. Randomwire en şey şöyle söyleyeyim arazide QRP'cilerin en çok mesela böyle kurulum açısından tercih ettikleri bir tarz. Oturduğun yerden bir ağacın üstüne atıveriyorsun. Çinerle tüyün edip ne çıktı gitti onunla Allah'a bize konuşuyorsun. Yani çok şey. Peki yönü, şekli, yamukluğu, birbirine olan uzaklığı hiçbir şey önemli değil mi? Evet, önemli olmaz olur mu? Önemli tabii de. Yani bu dediğim gibi ultra portable, hani orada üç kiyosa yaptın, kalktın gittin, azıcık daha yukarı çıktın. Yani anten kur, kaldır derdi olmasın diye hemen böyle çok rastgele çekilmiş bir anten. Çok mu randımanlı diye sorarsanız bence değil. Zaten random. Peki flagpole, ha o biraz evvelki şeyimizin hemen hemen aynısı. Ya bu mesela 160'da çok tercih edilen işte inverted L dediğimiz anten, ama bunun toprak altında radyal yapılmayan bir model de var. FCP olması lazım. Tabii FCP diye bir modeli. Onu ben test ettim. Çok çok da randıman aldım. İster yere koyuyorsunuz, ister havaya geriyorsunuz. Radyal hattını. Peki. Adamlar yan komşulara gizleyeceğiz diye plastik su giderlerinin arasına izolatörler koyarak bile anten yolu yapmışlar. Ama hep bunlar işte dediğim gibi lokal muhaberede. Bakın dikkat ederseniz 160 ve 80'de. Şu bakın yanında da yazıyor zaten. Evet. Very ambisant, yani iyi bir ambisantendir diyor. Ambise geçmiş. Peki. Bu spiral... Ne hikmetse 160 metrede böyle DX anteninden ziyade genellikle işte ambisanteni. Çünkü DX anteni kurabilecek yüksekliklerde kule dizaynları amatörlerin çok zor. Yani 20 metre yükseklikte en az 2 tane direk lazım size. Yani o da zor bir iş. En az yani söylediğim rakam 20 metre. Hatta 40'tır ideali de. Yani o da imkansız gibi bir şey. Yani imkansız değil de bizler için hayal yani. İnşallah geniş alanlarda daha güzel şeyler yaparız. Bu spiral dipol, horizontal loop. Sky loop dediğimiz işte şu. Mesela şeyin de çok geçen programdaydı herhalde. Şeyle Levent Bey'le işte bahsettiğimiz. Ben bunun işte üçgen versiyonunu en son işte 80 metreye kestim. Çok çok da güzel dinliyor yani. Diğer antenlerle hiçbir duyamadığım zayıf sinyalleri alabiliyorum. Bu direkt gökyüzüne yukarıya mı fırlatıyor yapı itibariyle? Ya şimdi ben onu şimdi bu Skyloop bu dört köşeli, ben üç köşeli olarak yapmamdaki sebep o. Yani işte onu da bahsetmiştim Levent Bey'e. Yani şimdi dikey olarak bir delta loop yaptığınızda üst köşesinden beslersen başka, sağ alt köşesinden beslersen başka, alttaki ortadan beslersen başka polarizasyon. Ama biz şimdi bir köşeden besliyoruz. Üst köşeden mi alt köşeden mi olduğunu yere tamamen paralel kaldırdığında neye göre bir anten paterni oluşturuyor? İnanın o konuda benim de en ufak bir fikrim yok. Ama anten çalışıyor mu? Muhteşem çalışıyor. Ben delta loop olarak gerdim. Muhteşem de netice aldım. Hani dört köşe değil ama üçgen olarak bu şekilde gerdim. Tam bağlantı hatta kısmında ne kullanılıyor? Bir trap veya şey, bir balon malun var mı? En son girişte kapalı devre olduğu için ben bir dörde bir kullandım. Ama mesela T2FT dediğimiz bu W330 vardır Diamond'ın meşhur. İşte 2 MHz'den 30 MHz'e kadar neredeyse hiç tuner gerektirmeden kullanılabilen
İşte yukarıda 1100 ohmluk bir şeyi vardır. Ortada direnci. Altında da muhtemelen 12'ye bir balonu vardır. Onun da ben ara aparatlarını çıkartıp aynı burada görmüş olduğunuz Skylop gibi bunu da yere paralel olarak, üçgen olarak gerdim. O da mesela muhteşem bir eski haline göre muhteşem bir performans artışı sağladı bende. Onu da alt bantlar için mesela işte 24-28 gibi kullanıyorum. O da muhteşem güzel çalışıyor. Yani yere paralel olarak çalıştırdığım antenlerden hep memnun kaldım. Kapalı devre, yere paralel. Peki. Bunlar yine yağmur şeyi. Evet, geldik. Vertikal loop. Bunlar yine kapalı devre. Bu delta loop gibi herhalde. Tabii bu delta loop zaten. Delta loop. Peki. Ama bu dikeyi tabii yani. Bunda hep bir açı verirseniz daha iyi olur. Fırlatımlar söylenir. Evet, öyle söylenir. Yani direkt böyle şey yapmayın diye, dik vermeyin diye. Pekala. Vertikal. Hatta metine 160 metresini yapmıştık onun yazlığında. Hafif böyle denize doğru alt köşelerinden mail vermiştik. 160 metre delta bunu beraber kurmuştuk o zamanlar onu. Şimdi hala havada mı bilmiyorum. İndirmiştir büyük ihtimalle de. Peki bir antende böyle yamuk bir şekilde yapılmasının bir zararı yok mu? Özellikle bu alt. Düşük bantlarda çalışıyorsanız çok sıkıntı olmaz. Peki yeter ki havaya çıksın diyorsunuz. Aynen öyle. Ya bir şekilde sinyali havaya göndermek önemli. Evet, meşhur manyetik loop anten. Türkiye'de çok az kişi sanırım kullanıyor. Emin abi kullanır, iyi kullanır. Emin Bey'de var, Kemal Bey'de evet. Var. Baby'si vardı galiba Emin abi'de. Nasıl? Evet. Baby modeli vardı herhalde. Var, var. Birazdan geleceğiz ona da. İzmir'de de 3 tango dostum kullanıyor. Ha, triple tango evet. Evet. O bir de şeyle birlikte almıştık. Dayton'da yanımızda almıştı. Şimdi bende bu antenin şöyle bir hikayesi vardır. Eve şimdi hep ben sazı aldım, ben konuşuyorum ama yanlış anlaşılmasın. Bu manyetik loop'un bir denemesini şöyle yapmak istedim. Zamanında Edirne'deki evde işte kalorifer tesisatlarımızı değiştirip doğalgaza geçeceğimiz zaman banyo ile Alaturka tuvaletin arasında bir hava boşluğu vardı. Dedim ki yani biz şimdi oraya işte tüp konuluyor bilmem ne konuluyor falan ediliyor filan ediliyor. Olur ya doğalgazda bir kesiklik olursa yine biz tüplü sistemi devam ettirelim ama banyonun içerisinde tüp yer işgal etmesin. Ben dedim buradan bir tane delik deneyim duvardan. Nasıl duvarları kırıyoruz yine işte tesisatlar döşeniyor bilmem neler döşeniyor. Bir bakır boruyla yine şofben yerinde kalsın. Hava boşluğundan geçip Alaturka tuvaleti de bir depo haline getirip tüpü oraya koyayım. Fakat sonradan bu projeden vazgeçtik ama almış olduğum bakır boru aşağı yukarı 3,5 metrelik bir bakır boru elimde öyle atıl durumda kalmıştı. Vallahi sene 2008 olsa gerek yanılmıyorsam. Salonun ortasında hemen orada bir tane işte hava aralıklı bir variable buldum. Bir tane koaksiyelden loop hemen hazırlayıp 817'nin arkasına hatta böyle destek aparatları falan olmadığı için salonun ortasında iki tane yastığa sıkıştırıp böyle bir loop yaptım. Bir sinyal geliyor, adamla görüşüyoruz. İngiltere'nin Vidya adasından bir adamdı. Hatta daha sonra adamla işte yazıştık ettik falan, adam bana çıkış gücümü sordu bilmem neyimi sordu. Vallahi dedim işte 817 kendi bataryası 2,5 watt. Çok iyi geliyorsun falan. Sonradan adamın istasyonunu gördüm. Adamda istasyon anten tarlasından oluşuyor. Manyak bir çiftliği var ve manyak antenleri var. Bir salonun ortasından böyle komik bir şeyle ben de fotoğrafımı çekip kendisine göndermiştim. Adam gülücük üstüne gülücük atmıştı. Yani bu manyetik loop hiç yabana atılacak bir anten değil. Çok çok dar bantlıdır. Yani her diyebilirim ki frekans değiştirdiğinizde elinizin üstünde olup tam böyle nokta tune etmeniz lazım. Ama sinyalin tamamını da gönderir.
Pek de yanında durmamak lazımdır mesela. Aynen, ben de onu söyleyecektim şimdi. Ben de yaptım bir tane. Evet, yanında çok fazla sokulmuyor. Yani severe çok güzel olması lazım. Aksi halde hani ben 100 wattla mic'a bastım. Böyle bir gidip geldim yani, o derece. Tabii. Yani çok keskin bir şekilde gönder. Mesela şöyle söyleyeyim. Camello'nun bir loop'u var. 40 metre, 6 metre çalışan. Onun kullanma kılavuzunu okumuştum. Bir diyor indoor anten olarak kullanacaksanız 5 wattı geçmeyin. 10 watt ve üzerinde mutlaka diyor, ya pardon, 5 ve 10 wattta hani indoor kullanacaksanız 5 metre yakınına sokulmayın. 100 wattta kullanacaksanız en az diyor aranızda 10 metre olsun. Yani adam kullanma kılavuzuna da onu uyarı olarak koymuş. Pekala, yavaş yavaş manyetik loop'ta bayağı bir şeyler var. Her yerde de bu resimler paylaşılıyor. Adam boyunda manyetik loop. Gerek ama var mı? Murat Çoklar yapmıştı mesela bir tane büyük boy bir bakır borudan bir. Bu en sağdaki resme benzeyen bir loop. O da muhteşem güzel çalışıyordu mesela. Bu da ortaya koymuş şeyini. Ama işte bunların o nasıl diyeyim, vakum kondansatörleri falan filan bizde olmadığı için biz bunlara pek fazla şey yapamadık. Yani Emine abiye gidersem bir iki tane vakum bana oradan varmış. Elinde var demişti. Vardır onda. Kesin vardır. Buyurun. Bu MFJ 1786 işte 3 tango da var. Bunu dediğim gibi Dayton'da bizimle birlikteyken satın almıştı. Vallahi güzel fiyatlar. Allah herkese versin. Vallahi bakın bayağı... Vimo'da bir modeli var. Maksimum 10 wattlık bir modeli var. Bu tarz bir antenin. Hatta 160 metrelik versiyonunu motorlu yapmışlar. Adam arabanın kaputunun üstüne koymuş. Mesela ben ona da hasta oldum. Yani çok çok hoşuma gitti. Şu mu motorlu? Hayır, değil. Ama yani bu da güzel. Bu vakum kapasitör. Evet. Vakumlu kapasitör. Bunlardan ara ara birilerinin ellerine geliyor. Gelir gelmez. Geliyor. Yani bol bol alıyorlar. Aylarca senelerce duruyor. Sonra güzel bir prim yapıyor. Yani bir yerde görürseniz bunlardan bizlere haber veriniz. Alınız. Alamıyorsanız bir haber verin. Sakın boşta bırakmayınız. Gün olur, lazım olur. Bu dediğiniz antenler herhalde böyle. Ya yani ev içinde buraya evet, dayayıp. Çok görüyorum. Böyle çok itina göstermeden şu çocuğun arkasındaki anten gibi. İşte o kadar yakın durmanın pek iyi olduğunu zannetmiyorum. Bak onun da benim gibi mesela saç baş gitmiş. Muhtemelen loop etkisidir o. Evet. Mandala basınca. Evet. Ya. Bu da bir ilginç bir resim. Evet. İşte yani... Nasıl? Envis sistemiyle çalışan. İşte evet. Hani bir tarihte bir toplantıda bahsetmiştim. Tankların üstündeki o büyük şeyler önden bağlanıyor diye iple. Ben evet. Derdim yüksek gerilime, çocukuz o zaman, yüksek gerilime deyince tankın bütün tabii aksam demir, direkt topraklama yapıp içindekiler zarar görmesin diye bunu bağlıyorlar falan zannediyordum ama tabii işin mantığının o olmadığını, tamamen Envis prensibiyle çalışan antenlerden oldukları için o tarz bir dizaynı olduğunu sonradan sonraya öğrendik. Evet, gelelim şu Mendevur antene. Ben bunu kaçıncıdır görüyorum. Bu bir anten. Ya. Araba üstü yemek sepeti değil. $5,000. Bunu gördünüz mü hiç daha önce? Buna benzer bir uygulama bir amatörün yaptığını gördüm bir sitede ama böyle orijinalini görmedim. $5,000. $5,000 bir anten. Yani duymadım. Ama tuneri de içindeymiş ya. Çok ilginç ya. Yatak somya şeyi gibi. Yani bu kim dizayn etmiş? Nasıl yapmış? İnanılır gibi değil. Peki. Araba üstü için manyetik loop. Bak bu mesela el yapımı. Çok güzel bir dizayn.
Vay, enteresan. Arabada yani bizim Amarok'lar, bu Volvo herhalde, ne bu? Vallahi bu Ram gibi duruyor. Vallahi iyi bir Ford o araba ya. Evet. HF kısmı burada bitmiştir. Şimdi 2 metre 70 santim için Yagi'ler var bolca. Jipol'ler var. Çok güzel bir repeater anteni sanırım şu sağdakiler. Efendime söyleyeyim. Jipol bolca yapıldı. Türkiye'de de Tekirdağ tarafında bir genç arkadaşımız bir ara 50 liralara mı ne satıyordu bunu? Ya almayanı dövüyorlardı herhalde. Şimdi Batibol dediğimiz anten vardır ya, onun üstündeki Versatile'deki şeyleri kullanarak, teleskopik antenleri kullanarak iki tane çıkışına dikey polarizasyon verip onu direkt olarak jipol olarak dizayn edebiliyorsunuz. Mesela yani o Batibol denilen antenden jipol de yapabiliyorsunuz. Hatta şey bitsin, ben yanımda bat dipol var. Ona işte bir örnek olması açısından şey yapabilirim. Bir kısa bir demo yapabilirim. Olur. Programı izleyen, daha sonra kayıttan izleyen dostlarımız için yeni bir tane el telsizi aldınız. Daha uzaklara gitmek istiyorsunuz. VHF, UHF, dual band çalışacağınız bir anten için bu anteni muhakkak araştırın. Jipol anten diye geçiyor. Çok hafif yönlü çalışır. Yani çok hafif kullanırlar. En azından çok yeni başlamış genç arkadaşlarımızı başarıya götürür. Hangi yöne doğru yayın yapar? Sağı ve sola doğru. Hafif armudumsu çalışır. Kısa tarafa doğru. Yani kısa tarafa doğru. Evet. Öbür iki yan? Tahtayla bizim tarafa doğru? Yani şöyle söyleyeyim, vertikale çok yakın bir polarizasyon ama hafif bir armudumsu bir açıyla gider. Yani çok hafif yönlüdür dedim ya. Hani böyle yönlü anten olarak algılanacak, önemsenecek bir tarzı. Anten değil. Bu arada bu anteni yapacak olan arkadaşlar Jipol Polarization diye yazarsanız nasıl bir yayılım yaptığını, aslında her antende polarizasyonun nasıl olduğunu muhakkak sorgulayın. Monte etmeden önce en azından bu duali bak mesela. Nasıl? Arrow Jipol dedi, bu duali. Evet evet, dual bu. VHF UHF. Bu 2 metre 70 santim için frame'leri söylemiş. PVC borulardan örnek vermiş. Ben antenin üzerine ölsem öyle bir şey takmam. Ha, şu mesela şu çok hoş bir antendir. Resimde görülen bu duali. Bunun mesela ben mono 2 metresini çok çok yapıp arkadaşlara vermişimdir. Şu alttaki bobin olarak sarılan ölçü kalınlığı da tam şeye tutar. Hatta yanımda olacak bu eski analog fotoğraf makinelerinin film kutuları vardır ya, plastik. Evet. Tam onun çapına tutar. Alttan bir delik geçiriyorsunuz, yandan çıkarıp sarıyorsunuz. Anlatabildim mi? 9 tur. Ondan sonra tekrar içeri girip kapağına bir delik açıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. 50 santim koaks tam gidiyor. Ondan sonra da işte 51 santime yakında sadece canlı ucunu bırakıyorsunuz. As bir ağaca çatır çatır 2 metre anten. Evet, yine yayınımızı dinleyenler için, yeni amatörler için harika bir bilgi ve doküman. Özellikle hiç şey yok. Yani arada hiçbir nasıl diyeyim, koak şey konnektör monnektör falan filan olmadığı için de yani gerçi tabii ki bu kazançlı bir anten değil ama en azından kayıpsız bir anten. Sıfırsa da sıfır dB, yani anlatabildim mi demek istediğimi? Hiçbir kayıp olmadan direkt cihaza girebiliyorsunuz. Diyoruz ve bu sunumu burada sonlandırıyoruz. Murat Bey, sizde şey ekran. Dur şu. Siz devam edin, ben şu ederim. Versatile'yi bir getireyim. Bugün nereden baksanız bir 10-15 adet değişik anten türünü biraz baktık. Evinizde kendiniz de birçok anten yapabilirsiniz. Bu arada ben YouTube'dan bir dostum bana şey paylaştı. Anten trap yapımıyla ilgili. Onu da bir durduralım. Sizinle Murat Beyler gelene kadar.
reklam bir bitsin. Ha, bu adamı ben daha evvel izlemiştim. Sizlerle de şöyle çok hızlı bir geçelim. Geldiniz Murat Bey. Versatil dediğim aparat şu. Bu bad dipolun en üstüne takılıyor. Şu kenarındaki kolları ayarlamak suretiyle şu şeyleri farklı polarizasyonlara getirebiliyorsunuz yandaki elemanları. Şimdi hemen mesela bir tane jipol yapacağım size. İki tane teleskopik anteni takıyorum. Buyurun. Jipolümüz hazır. Bağlantı noktaları burada. Anlatabildim mi? Şöyle göstereyim. Ortada nasıl birleşiyor onlar? Bu bağlantıları tamamen şu parça yalıtkan. Siyah olan parça yalıtkan. Evet. Şu canlı uçlar bakın. Şu kırmızıya, şu siyaha hükmediyor. Bir de üste var. Bu da üçüncü bir... Biraz daha yaklaştırırsan abi biraz geride duruyor. Ben büyüteyim aslında. Bir saniye ben kamerayı değiştireyim. Hay hay. Sabitleme diyeyim. Tamam seni kocaman yaptık. Şöyle harika. Yapayım. Oo, şimdi oldu abicim. Solda kırmızı, sağda siyah, ortada mavi. Mavi. Şimdi evet. bunların dediğim gibi şu yan parçalarını... İstediğimiz açıda yatırabiliyoruz, sabitliyoruz. Bunun bir tanesini, radyal bir tanesini vertikal bir anten olarak kullanabilirsiniz. Ya da ikisini de birbirlerinin zıttı pozisyona getirerek bir havada dipol oluşturabilirsiniz. Tabii ki bu sadece bu şeylerle sınırlı değil. Ortadaki parça ismi ne geçiyor? Versatil. Bakın bunlar şimdi mesela şunlar 40 ve 20 metre bobinleri. Burada da daha evvelden ayarlamış olduğunuz, rezonansına göre ayarlamış olduğunuz yerlere takmak suretiyle antenin frekansını değiştirebiliyorsunuz. Peki bunu antene nasıl monte ediyoruz? Bir kalın, bir de az evvel kullanmış olduğum teleskopik vasıtasıyla bunu direkt ortadan yani versatiliye şu şekilde de takabilirsiniz. Ya da araya ikinci bir aparatla mesela sadece ortadan bobinli bir vertikal yapmak istiyorsanız. Şimdi portatif çalışma için her şeyin hazır ya. Şimdi bu bad dipolün şeyi varyasyonları. Bunu bu şekilde yaparsanız ortadan bobinli bir vertikale sahip oluyorsunuz. Fakat ben işi biraz daha değişik bir boyuta getirdim. Şimdi size kendi yaptığım o parçayı göstereceğim.
şu da Versatil'den, Battipol'ün şu Versatil'den alacağınız şey için. Yani bir BNC konnektörü var. Çok şık. Bunu oraya mesela şu şekilde bağladım. Anlatabildim mi? Buraya da bir parçayı bağladım da bunu havada bir dipol olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat benim en çok keyifle kullandığım malzeme şudur. Bu iki tane Diamond'ın araç tutucusu. Araç tutucu anteni. Bunların ara parçalarını iptal edip şöyle bir aparat haline getirdim. Bu kablolar sadece ve sadece konnektörlerin canlı uçlarına bağlı. Her ikisinde de. Bunu hemen şöyle basit bir şekilde. Şimdi Battipol'ün mesela mastını havaya kaldırdık. Bunu da direğe monte ettik. Şu uçlara Ünal Bey'i masrafa soktuğum mesela BB neydi? RHM-10. İki tane RHM-12'yi bu uçlara bağlayıp artısını eksisini verdiğimiz zaman rotary bir dipole sahip olabiliyorsunuz. RHM-12'nin her iki aparatı da screen drive olarak çalıştığı için aşağı indirip 2 dakikada severesini ayarlayıp yukarı kaldırmanız saate bakmaca sizin 30 saniyenizi alıyor. Ayrıca şunları yönlerini havaya doğru kaldırdık diyelim. Şu halde iki tane RHM'yi şu şekilde takıp arasındaki metale iki tane krokodille ince bir zil teli taktığınızda havada döndürebildiğiniz bir delta luba sahip olmuş oluyorsunuz. Vay vay vay. Bir de benim antenim bu Versatil'in üzerine şu kendi icadım olan bir aparat var. Bunu pirinçten ben çektim. Sadece canlı uç. Diğer tarafı PL259 dişi. Normal çalışmada Versatil'e iki tane mesela günün hamal bandı 40 metre mi? 40 metrelik bir dipolu hazırlayıp aşağı indirdim. Şuraya 80 metrelik bir vertikal takıyorum. Sadece canlı uç olmak kaydıyla. Toprak hattı olarak seçtiğim siyahtan bir counterpoise aşağı indiriyorum. Anten direğinin üstüne de bunların tam çaprazına gelecek şekilde 90 derece çaprazına gelecek şekilde iki tane RHM-10 ya da Ünal Bey'in sahip olduğu RHM-12'den koyup bir anda tek bir kule üzerinde bir vertikal, bir mono rotary 40 metre ve işte 7 MHz 70 santime kadar 7'den 70'e kullanabileceğiniz rotary dipolünüz olmuş oluyor. Hadi o da yetmedi. Bir tane ufacık bir kancayla bir 9'a bir efendim balon koyun. Ağacın üstüne bir tane ufak bir tel parçası atın. Bir tane de long wire ilave edin. Yani tek bir mastın üstünde 3 farklı anten. Bir de mesela işte artık tercihinize göre bir off-center dipol kaldırabilirsiniz, bir şey kaldırabilirsiniz. Son derece pratik. Ama bütün iş şu Versatil denilen şey çok önemli. Bir de yeni versiyon olarak şu bunda herhangi bir balon yok. Direkt bağlıyor koaksiyele. Bunun switch'le 1:1, 2:1 ve 4:1 balon olan versiyonunu geliştirmiş. Vimo'da satılıyor. Yani Battipol'un böyle parçalarını da ayrı ayrı alıp setinizi genişletebiliyorsunuz.
Yani bad default üstünde konuşulması, yani portatif çalışmalar için üstünde konuşulması gereken çok önemli bir yöntem. Bununla The Expedition'lara gidip deneyimlerini paylaşan amatörler var. Ben onların sitelerini çok takip ederim. Dokümanlarını çok incelerim. Hangi bantta nasıl çalışmışlar, hangi bantta daha iyi randıman almışlar gibi. Bad default efsane antenlerden bir tanesi. Yani bir klasik olmaya aday. Benden bu kadar. Murat abi, bu antendeki şu ip ne işe yarıyor? Gerdirmek için. Yok şeyde, VHM12'de neyi gerdireceğim ip? Yani nasıl bir ip o ya? Yok yok, biz benim aldım VHM12'de ya. Açıklamasında şey yazıyor, yani element adjust string yazıyor. Başka da bir şey yazmıyor. Allah. İp ne işe kullanmadım. Valla benden öyle bir şey çıkmadı abi. Yani eğer ki rezonansı getiremezsen tak boynuna sık mı diyor, ne diyor? Biraz ıslat diyorsun. Bilmiyorum, ben de hiç öyle bir aparat. Ben de ne bileyim, anlayamadım ama içimden çıktı bir tane. Kulakları çınlasın, bana bu anten canım şeyidir. Sağ olsun. Charlie Romano'nun çok merakla almış abi dedi, bunun dedi ayarları dedi çok sıkıntılı, indir aşağı kaldır yukarı bilmem, ben dedi bununla oynayamam dedi. Dedim sen gönder gönder. Ama benim için önemli olan şu aparatla onun nasıl diyeyim, mastı. Yani tripodu miripodu her şeyin üstünde. Tek bir çantada her şeyin hazır gidiyorsun. Aynen. Evet. Ben de bayramdan sonra çıkıyorum Kaçkarlara. Oradan size bol bol fotoğraf gönderirim artık. Cihazla götürüyorsunuz herhalde. Al manipleyi de biraz sinyal gönder. Ya maniple beni yoruyor abi ya. QSO'ları video çeker atarım artık. Güzel güzel. Bunları lütfen oralarda da kayıt edin. Burada da yayınlayalım. Aynen. Şunlar da az evvel gösterdiğim şeylerin 80'lik bobinlerini de göstereyim. Bunlar da 80 metre bobinleri. Oh. Siz mi sardınız? Hayır hayır, bunlar hazır. Vallahi çok güzel gözüküyor. Sanki 3D printer'da basılmış, üstüne de sarılmış. Ama bunların 3D printer'da birebir ölçekte şeyleri var. Kalıpları var. Tahmin ediyorum. Yani hangi band? Mesela 40 metre çok bol miktarda buldum. Yani benim yaptığım birkaç tane var öyle ya. Böyle. Tabii yani bu mesela şey için çok şık. 40 için olanları mesela çok çok güzel. Hatta bir tanesine o kadar güzel bir aparat yapmış ki bildiğimiz kelepçe. Kelepçeyi gezdiriyorsunuz. Kelepçeyi aynen biraz gevşetip yukarı aşağı. Hani bir nevi screen drive'in şeyini yapmış. Hani vallahi ilkel aynen yöntemle screen drive yapmış. Vallahi harika. Evet efendim. Şimdi ben mesela çok ilginç bir aparattan buna benzer bir sistem. Hatta parçası şurada hemen, benim her şey elimin altında olduğu için. Efendim şu anam babam usulü bildiğiniz bu perdelere merdelere böyle işte takılan şurası vidalı bir sistem. Buradan böyle gevşettiğinizde şu aşağı inip çıkıyor mu? Üste bir tane sabit, alta bir tane sabit. Ortada da bir tane böyle müteharrik. Bobinin üstünde bunu gezdirmek suretiyle içerisine bir ufak yaylı sistem. Screen drive'in şöylesini yapacağım. Yani kabloyu oradan tak buradan çıkar yerine. Anlatabildim mi? Nerede rezonansa geldi sıkıyorsun bırakıyorsun. O dışarıda tuttuğunuz demir bir match gibi davranmaz mı? Gama match gibi. Hayır hayır, bu direkt şeyi bobini kısa devre etmek için. Anladım. O kısa devre yaparken tuttuğunuz metal oraya sanki bir match gibi davranmaz mı diyorum, iki paralel. Şeydeki kablolarda nasıl mesela Outback 2000'ler var. Outback 1800'ler 1900'ler var mesela, çevirip fişi takıyorsun. Aynı mantık. Bobini kısa devre etmek. Hay hay. Hay hay. Evet. Ya işte böyle kornişten de anten yapmaya çalışan manyaklar Türkiye'de mevcut. Davla ne demek? Ucuza bir şeyler çıkarıyoruz. Sonuçta siz kaç kilometre ileri gidiyorsunuz? Sonuca bakalım.
Sorusu olan varsa lütfen buyursun. Programda keyifli birçok sunumları paylaştık. Burada daha çok antenleri ve çeşitlerini dile getirelim dedik. Ta yurt dışından, Amerika'dan bir şekilde dernek, Florida'daki dernek çok güzel bir çalışma yapmış. Önümüzdeki programlarda da işte bobin sarımlarını ve kendi başına cihaz anten yapmak isteyen arkadaşlar için bazı dokümanları yine paylaşacağız. Daha belki programlarda da söylediğim gibi özel istekleriniz veya merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen programlarda bize söyleyin ki hem içerik bulmakta biz zorlanmayalım hem de elle tutulur güzel bir program olsun. 200 küsura yakın programı devirmişiz. Her biri ayrı bir konu. Bugün de böyle bir sürü anten çeşidini yapılmışı inceleyerek baktık. Buyurun Murat Bey. Sahada kullandığım transmisyon hattı da yani bad dipolün şeyinin boyu 6,5-7 metre yani maksimum. O ne kablosu? Bu en incesinden 174. İlk defa görüyorum. BNC'li koaks. Koaks tabii yani. Yani RG58'in suda çekmiş hali. En incesi. RG174. İlk defa. Kısa dalgada bir sıkıntı yaratmaz. Hatta ben araçtaki birçok montajda mesela bunları 100 watt'a kadar hiçbir problem çıkarmadan kullanılabilecek bir anten tarzı. Bir de kısa dalgada bunların kayıplarının çok büyük bir önemi yok. Yani yüksek frekans çalışmadığımız için. Benim sahada hani taşıması da kolay. Az yer kaplaması açısından diye kullandığım şey de budur. Yani transmisyon hattı. Harika gözüküyor. Bir defa şey yapıyorum. 174 hiç kullanmadım. Ünal Bey siz kullanıyor musunuz 174? Efendim? 174 kullanıyor musunuz? Koaks vardır. Vardır ya. Ya ben daha çok şey yani Heliax kablo kullanıyorum şeylerde de. HF'de falan. Ya memnunum ya. Benim buralar biraz sıkıntılı. O yüzden kayıp istemiyorum yani. Kısa dalgada çok büyük kayıp şeydi, Heliax, Meliax mesela UHF'de, UHF'de amenna hiç. Yok, bütün kablolarım o şekilde ya. Yani oluşken hepsi... iyisi olsun, garanti olsun diyorsun. Yani aynen. Yani... Programlardan parça çıktığında onlar job niyetine de çok güzel kullanılır ha. Ya kayıt bittikten sonra söylerim kabloları nereden aldığımı da kayıttan sonra. Hadi o zaman atış serbeste geçelim. Bugün güzel bir programdı. Yaklaşık 21.00'da başladık. 23.19, 33 kişi sabitle. Diğer 36-38'lere geldik. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Biraz atış serbestliği yine çekiştirelim. Asıl atış serbestliği merak eden arkadaşlarımız oluyor. Gelin de asıl konuştuğumuz konuları orada paylaşalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta bayram olduğu için ofus. Bir sonraki hafta tekrar buradayız. Hafif bir dinleniyor gibi yapalım. Tatilcik yapalım, gelelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.